Yasin. Yasin. Yasin hayır. Yasin dur. Yasin dur gidemezsin. Yasin. Ece dur. Yasin dur gidemezsin. Yasin. Ece dur konuşmamız lazım. Gidemezsin. Yasin gidemezsin. Yasin. Ece konuşmamız lazım. Yasin. Yasin o kadın babamın karısı. Babamın karısı. Babamın karısı diyorum. Yapın kendine. İşte böyle Sinan Efendi. Artık kız istemeyi, sözü, nişanı üçünü bir arada mı yaparsınız ben bilemem. Sen önce şöyle şanıyla, şöleniyle bir teklifini yap. Teklif mühim. Çok mühim. Tek taş. Şöyle en büyük karatından. Nal gibi. Var ya benim kızın Ece'nin. İşte ondan. Babandan aşağı kalmazsın herhalde. Nasıl bir şey ya böyle? Tek taş aldım, evleniyorum bir benim mi haberim yok yani? Senin dünyadan haberin yok. Ne ima ettiğini bile sormayacağım. Sana Yeşilçam kafanla mutluluklar dilerim. Ya kızımla evlenirsin... ...ya da kaptırırsın kızı başkasına. Kime kaptırırım? Fazilet Hanım, kime kaptırır? Abla bak sen konuşmuyorsun ama artık başkaları konuşuyor. Annem artık çıldırmak üzere zapt edemiyorum. Ağzıma ne oldu hiç bilmiyorum. Ama anneme sıkıştırdığını biliyorum. Oo baba. Hoş geldin. Bir sorun mu var baba? Babayı oğla düşman edeceksin. Ne yapman gerektiğini biliyorsun. Kalbin yası. Ellerin Sinan'a bırakacak. Ya ortaya abuk subuk bir laf atıyorsun, bari devamını getir. Devamını getirmeyen ben miyim, sensin. Ne demiş atalarımız? Bir kızı bin kişi ister, bir kişiye kısmet olur demiş. Ne yaptın sen? Tuttun kızımın elinden, yok otel odası dedin, zart dedin, zurt dedin. Cümle aleme rezil ettin benim kızımı. Ne oldu? Şimdi iş ciddiye binince mi yan çizmeye başladın sen, ha? Ne ciddiye binmesi ya? Siz kendi kendinize, bizim adımıza böyle... Kendi kendime değil efendim. Bal gibi de, buz gibi de biliyorum. Benim kızım artık bu işin adı konsun istiyor. E gururlu kız tabii. Evlilik meraklısı da değil. Bana açıldı. Döktü içini. Döktü içini, rahatladı yavrum. Ya siz dalga geçiyorsunuz değil mi benimle? Hazan benim yüzüme bile bakmıyor. Niye bakmıyor yüzüne? Hı? İşte bundan. Naz yapıyor, surat yapıyor, anla diye. Ama derdinden anlayan kim? Geçen gün açıldı bana yavrum. Ben onun için ölümlerden döndüm dedi. Bana bahsini bile açmıyor dedi. Yani bir genç kız olarak ben mi gidip teklif edeyim dedi. İçten içe düşünüyor, üzülüyor. İçine atıyor ya, ne yapsın? Hazan. Hazan? Hazan mı söyledi bunları? Hazan söyledi ama bak, bu konuştuklarımızı Hazan sakın bilmesin ha. Tamam? Demek bu yüzden bunca zaman bu kız benden uzak kaldı bu kadar. Ben bilemem artık. Ben söyleyeceğimi söyledim. Tamam? Benden bu kadar. Ya evlenirsin kızımla ya da kaptırırsın kızımı başkasına.
benden bu kadar. Sen attın taşı Fazilet. Ya batarsın ya çıkarsın. Sanırım tuvalete düştü. İşine bak. Bakıyorum. Pardon. Tuvalete düştü galiba, esprileri başlayınca bir bakayım dedim. Burada da mı rahat yok ya? Hem sana ne oluyor yani? Sakin olsana artık. Artık? Tuhaf davranıyorsun, sen niye bu kadar gerginsin? Beni geren sensin. Niye ben geriyormuşum seni? Benden bu kadar çıkıyorum ben. Hiçbir yere çıkamazsın. Anlamadım. Farah gelecek, toplantı yapacağız. Bana ne Farah'tan ya? Farah geliyor diye ben niye gidemiyorum? Senin Farah'la ilgili bir problemin mi var? Ne problemim olacak senin sevgilinle? İyi. O zaman toplantıya kalıyorsun değil mi? Duyuyorsun beni. Ben senin ortağınım ve toplantıya... Sen benim ortağımsın. Evet, ama ben de senin patronunum. Ve sana gidemezsin diyorum. Gitmene izin vermiyorum. Ha, ama benimle ya da kız arkadaşımla ilgili bizim bilmediğimiz kişisel bir problemin yoksa. Anne! Anne hadi! Anne! Bak anamsın diye ağzımı açmıyorum. Açtığımda nasıl kapatacağım onu da bilmiyorum. Hadi delirtme beni! Yasin beni dinle. Lütfen konuşalım. Lütfen Yasin. Ya Yasin. Hadi. Kendimi öldürürüm. Selin. Sen attığın yalanlarla zaten kendini öldürdün. Tamam. Gebert kendini, ne yapıyorsan yap. Hayır, Yasin. Yasin, hayır. Anne Yasin. Yukarıdayım, 5 dakika sonra hazır ol. Yasin. Yasin gitme. Yasin gitme. Yasin gitme lütfen. Yasin dur. Yasin dur, lütfen gitme. Öldürürüm kendimi. Öldürürüm. Öldürürüm kendimi. Hadi ama ihtiyar, hadi. Hadi bakalım. Şov başlasın o zaman. Thank you.
geldiniz. Buyurun. Lütfen. Pardon. Konuşmamız lazım demiştim sana. Önemli olduğunu söylemiştim. O kadından kurtulmamız lazım. Bunu ancak sen sağlayabilirsin. Sen bayağı annenden kurtuluyorsun yani. Mesela kendi çocukları yetmez, bastırır parasını yeni bir çocuk alır değil mi? Sinan, cebini alsana babayı tekrar. Ha? Sen bir alçaksın. Sinan, saçmalıyorsun. Duygusal davranıp hem kendine hem de sevdiklerine zarar vereceksin. Kerime'den kurtulmamız lazım. Ve benimle işbirliği yapmalısın. Senin kafan rahat olsun diye ben pardon. Kafan rahat olsun diye üzgünüm. Seni anlayacaktan kurtulmam. Yanlış yapıyorsun Sinan. Çok yanlış yapıyorsun. Hayat gerçekten çok tuhaf. Ama siz daha tuhafsınız. Yani Sinan gibi bir baş belasını üstüne para vererek almak. Ben buna 10 yıl gülerim gerçekten. Seni haddini bilmez. Tamam. Tamam, korkmayın. Bende bir sürü kopya var, korkmayın. Ne kadar istiyorsun söyle. Allah'ın cezası. Sonra mezar olacak. Evin kızı evin hanımını kurtaklıyordu, öldürüyordu. Cinayet işleniyor bu evde. Al bakalım. Ne bu? Vitamin. Hademeye bırakmışlar sana verilmesi için. Yasin, bebeğimiz gidiyor. Ece gitti beni. Soluktan ölecek. Öl o zaman. Nereye götürüyorsunuz bizi böyle? Biraz düşün bakalım, belki yolu hatırlarsın. Yok, siz gerçekten normal değilsiniz. Normal? Çocuğun yanında istersen normali tartışmayalım ha Sevda. Çok cömertsiniz. Gerçekten.
Ama bu elimdeki bilgi bu cömert sıfırlarınızdan çok daha fazlasını hak ediyor. Farkındayız değil mi? Alacağını al, bana kopyaları ver. Hadi. Bu sadece sus payı. Eğer kopyaları istiyorsan bana kocamı da vereceksin. Oğlumu unut Yasemin. Oğlumu unut. Benden alabileceğin tek bir şey var, o da para. O zaman meblağ büyür. Aşk acısı kadar büyür. Şöyle yapalım. Ben sizi uğurlayayım ve diğer meblağı düşüneyim. Oğlumdan uzak dur. Paralarını say. Lan cezası. Çocuğunu ha? Babasına kavuştur. Hadi. Ay gerçekten ciddi olduğunuza inanamıyorum artık. Öyle mi? Peki. Ben ne kadar ciddi olduğunu göstereyim sana. Görüyorsun değil mi nasıl heyecanlandın? Hala ne yapmaya çalıştınız ben hala anlamadım. İkinci çek mi? Ne çabuk. Açıklayabilirim. Anne. Selin.
Tamam, Selin. Tamam, Ece gitsin. Biz konuşacağız, halledeceğiz. Çıksın şimdi o. Hadi. Hiçbir yere çıkmayacağım. Gözümle göreceğim ne hale geldiğini. Bir anını bile kaçırmayacağım. Geber! Zaten ayakta geberttiniz beni. Kendini. Ona siper mi ediyorsun? Selin. Ya sen insan mısın ya? Bu kızın karnındaki bebek senin kardeşin. Harbiden insan mısın ya? Kardeşim. Benim kardeşim. Kardeşim. Benim kardeşim. Hayırdır? Ne oldu? Ben oğlumu tutamam artık Fazilet. Sen kızını nasıl tutacaksın? Ondan kork. Kızım. Kızım nerede? Ece. Hadi git sen, ben halledeceğim. Ne olur git. Hadi lütfen. Seni merak ettim. Seni merak ettim. Kızım, ne oluyor burada ya? Çektirmeden gitmeyeceksin. Ece tamam hadi. Göndermem. Kızım. Ece. Kızım. Yavrum iyi misin? İyi misin çocuğum? Ece. İyi misin? Hani iyi misin? Ne oluyor burada? Sana diyorum ne oluyor burada? Sen gayet iyi biliyorsun ne olduğunu. Tamam mı? Hani kızını yalancı çıkaran anasın ya sen. Sen çok iyi biliyorsun ne olduğunu. Almıyor. Hala inanamıyorum ya.
Ne Gökhan, Gürkan? Beni bağırttırma ya. Beni bağırttırma. Bu çocuğun yanında bir kere kendimi kaybettim. Bir daha kaybetmeyeceğim. Tamam? Bu çocuğun diyorum ya. Bu çocuğun diyorum ben. Hala bu çocuğun diyorum. Ben hala bu çocuğun diyorum. Gel. Gel biz yukarı çıkalım. Bu çocuğun dediğim bu çocuk senin çocuğun. Benim karımın çocuğu. Karımın çocuğu. Varlığından bile haberimin olmadığı çocuğu. Çok saçma. Durum çok saçma. Çok saçma. Ben ne Gökhan ne özür dilerim. Sen var ya sen bir insanın, bak bir adamın, bir insanın başına gelebilecek en çirkef, en çirkin, en... En bela şeysin ya. Daha ötesi yok. Kan lütfen. Kızın yanına git. Tamam? Kızın yanına git. Eşyalarını göndermem için benden haber bekle. Sen iyicene uçtun ha. Sen çok fena uçtun. Ne kapı kilitlemesi? Sen nereye kapı kilitletiyorsun ya? Hayır, sakın açmayın kapıları. Yoksa hepinizi kovarım. Yasin hayır. Hayır.
Oğlum siz beyninizi mi yediniz lan? Açsanıza kapıyı. Yürü, o kapı açılmayacak, hayır. Yasin. Yasin lütfen kalma. Yasin konuşalım ha. Yasin gitme. Gördün mü bak. Kapıya dikti adamlarını, kocasını salmıyor. Görüyor musun? Ben o sarı çıyana dediydim. O sarı çıyana dedim ama o beni dinlemedi. Bu Şükrü'ye senin sonunu getirecek dedim. Dediğim oldu. Ah benim güzel Allah. İlahi adalet bu işte. Yarına bırakıyor, yanına bırakmıyor. İşte böyle. Sormayacak mısın anne? Neyi sormayacağım kızım? Allah Allah. Olanın bitenin senle benle ne alakası var? Yasin'i kimse tutamaz artık. Boşanacaklar. Korkmuyor musun? Allah'ım yarabbim. Kızım niye korkayım? Aman. Hem benim kızım eğriyi doğruyu çoktan görmüş. Değil mi kızım? O ciğeri beş para etmez serseriye çok yandı benim kızım. Değil mi? Yakmaz bir daha başına. Yana yana akıllandı benim kızım. Bir hiç uğruna yakmaz benim kızım kendini. Yakar mı? Kapılar açılmayacak. Bu kapı açılmayacak! Lan bana bak, ikiniz de yerim burada ha. Açın şu kapıyı. Bu kapı açılmayacak Yasin. Gidemezsin. Lan açsana kapıyı! Biz de emir kuluyuz Yasin Bey. Yasin. Yasin koç. Yasin hayır. Yasin koç. Emir kulusun ha sen. Emir kulusun. Bak emir kulu, ben ne yapacağım şimdi? Yasin hayır. Yasin hayır. Ya bırak. Yasin hayır. Kızım bıraksana. Yasin. Oğlum. Hayır. Oğlum ya. Bırak. Yasin. Ya bırak. Ya bırak. Yavrum. Yasin. Ya bırak. Yasin. Böyle ya bırak şunu ya. Yasin. Yasin. Hayır. Hayır Yasin. 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 Kalk. Bırak. Bir şey olacak. Gidin aşağıya. Ya bırak. Ne yapayım? Hayır. Ya bırak. Yasin. 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 Ya bırak sana. Yasin. Ya bırak sana. Ya bırak sana. Gitme. Yasin lütfen. Yasin lütfen. Selin. Ne yapıyorsunuz siz burada? Ne bu rezalet böyle? Baba Yasin gidiyor. Lütfen izin verme baba. Lütfen izin verme. Yasin'in gitmesine izin verme lütfen. Ne oluyor? Efendim Selin Hanım gitmelerine izin vermeyince. Aç şu kapıyı bana. Hayır. 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 Hayır açma. Açma. Hayır. Hayır baba. Baba lütfen. Selin. Nedir kızım? Söyle bana. Hadi. Söylesene babana ne olduğunu. Söyleyebilecek misin? Ha? Hadi sıkılmadan, utanmadan anlat. Lütfen izin verme. Lütfen yalvarıyorum izin verme. Gitmesin izin verme lütfen. Lütfen. Lütfen yalvarıyorum izin verme lütfen. Lütfen. Bırakın gitsin. Hayır. Bırakın. Hayır baba, hayır, hayır. Yasin hayır! Hayır! Yasin! Hayır! Yasin dur! Selin. Yasin dur! Yasin! Hayır lütfen! Lütfen gitmeyin lütfen! Selin tamam. Hayır lütfen! Hayır Selin! Selin. Kapat kapıyı! Hayır! Yeter bu kadar! Hadi git! Yasin! Hayır! Hayır! Tamam hayır. Tamam kızım! Hayır! 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 Selam. Numuneleri kaptım geldim. İşte yeni ambalaj adaylarımız. Süper. Hadi toplantıya gidelim. Hazan da mı geliyor? Niye gelmesin? Niye gelsin? Hazan'ın alanı ne? Güzel soru. Sen modeldin, değil mi Hazan? Aslında ben.
Gerçek bir model bile değilim. Ne mezunuydun? Merakımdan soruyorum sadece. Besyo. O neydi ya Yaz? Beden eğitimi. Hazan bizim ortağımız. Ve bu sorular şu aslında an... Aslında sevgilini 12'den vurdu. Tam zamanında. Kolay gelsin. Ne yapıyorsun? Bir şey yapmıyorum ya. Kendisi oğlum da öylesine soyadım. Hazan. Gidiyorsun kız. Nereye gidiyorsun? Ne yaptın sen? Ne yapıyorsun ya? Çek elini. Sen iyi misin? İyiyim ya da değilim. Sana ne? Niye peşimden geliyorsun? Sen bence içeride ne yaptığın farkında değilsin. Umurumda bile değil. Toplantı falan umurumda değil, anladın mı? Hatta biliyor musun? Şu an istifa ediyorum. O sahte modellikten de, saçma sapan ortaklıktan da istifa ediyorum. İyi iyi, git oyuncaklarınla oyna o zaman. Ne? Sen bunu çocuk oyuncağı mı sanıyorsun? Hazan, gerçekten istifa etmek istiyorsan çağırırsın avukatını, ben sözleşmeyi feshetmek istiyorum dersin. Değil mi? Böyle olur istifa. İyi. Kendime iyi bir avukat bulurum o zaman. E gelir misin? Bir konuşalım. Dokunma bana. Niye o aylarca harcadığın emeği şu an bir kenara atıyorsun? Nerede o benim tanıdığım Hazan? Biz üçümüz herkesin ortasında rezil olmadık mı? En çok sen sahip çıkmadın mı bu işe? Ne oldu şimdi? Nereye gitti o Hazan? Benim tanıdığım o savaşçı kız nereye gitti? Savaşçı değilim. Yenildim. Ben senin tanıdığın Hazan değilim. Senin tanıdığın o güçlü savaşçı kız değilim ben. Patron yine içeri giremedi. Ya sence de aralarındaki büyük tansiyon, büyük gerilim. Böyle vay be diyesim geliyor yani. Benim sevgilimle bir karın ağrın mı var senin? Anlamadım. Tatlım. Az önceki gördüklerimizden sonra karın ağrısı olması gereken sensin. Nasıl bir ima bu? Daha açık konuşayım. Peki. Az önce gördüğümüz o kavga. Çekim yasasına dahil değilse,
aralarındaki o büyük tansiyon cinsel gerilim değilse ben de narsist değilim. Ben aptal bir adamım, gördün değil mi? Bir de tıkmışım sizi arabaya. Güya çocuğu babasına götürüyorum ha. Ben çok aptal bir adamım, çok. Gerizekanın önünde gideniyim işte böyle. Ben karşımda aptal birini değil, gerçekten acı çeken birini görüyorum. Gerçekten acı çeken ve sevgi dolu bir adam görüyorum. O küçük kız için bir şeyler yapmaya çalışan bir adam. Sevda, bak, ben bu durumu babama, kardeşlerime yani hiç kimseye bu yıllarca aptal duruma düştüğüm bu durumu açıklayamam. Anlıyorsun değil mi? Yapamam. Bundan utanması gereken siz değilsiniz aslında ama sırrınız bende güvende. Adamı geldi. Hiçbir şey söylemene gerek yok. Bingo. Toplantı iptal. Benim de zaten yapacak daha önemli işlerim var. Nil. Yine konuşacağız tatlım. Hem de büyük bir zevkle. Tebrikler. Nil'i bile şüphelendirmeyi başardı. Abisine karşı benim sözüm. Mevzu hassas. Tek kurşunluk. Doğru zamanda atacaksın. 12'den vuracaksın. Sana Nil'in bile dikkatini çekiyorsun diyorum. Ve bana sus diyorsun ya. Ama bir dakika. Belki de sen de tam olarak bunu istiyorsundur. Ne saçmalıyorsun be? Biz bu oyunu niye oynuyoruz? İnsanların ağzı kapansın ve sen de kendini durdur diye, değil mi? Ama durmuyorsun ki Yağız. Bu şekilde de duramazsın zaten. Evde komşuculuk, işte ortaklık oynarken her yerde, her dakika burun buruna durduramazsın kendini. Senin yöntemin ne peki? Kızı herkesin içinde rencide edip, ezip, devre dışı bırakmak mı? Bu mu yani? Bunun adı dostluk değil ama. Sen bana açık açık, ben artık durmak istemiyorum desene ya. Söyle. Uzatma artık lütfen. Tamam keseyim. Benim için hiçbir sorun yok. Ben oyunu bırakıp sessizce kenara çekileyim. Peki ya Sinan? Onu ne yapacaksın? Yoksa kendi ellerinle kenara mı iteceksin onu? Hazan, artık konuşmamız lazım. Evet Sinan, konuşmamız lazım. Benim kızım artık bu işin adı olsun istiyor. Her geçen gün biraz daha ileri gidiyorsun. Farkında değil misin bunun? Bak bu kız etrafında dolanmaya devam ettiği sürece sen bu işin içinden çıkamayacaksın Yağız. Tamam,
Tamam, çıkamayacaksam ben çıkamayacağım. Ben tek başıma. Anlaştık mı? Hazan'a da Sinan'a da kimseye zararım olmadan ben çıkamayacağım.